Her bölümde bir kitabın özünü yakalamaya çalıştığımız 10'da 1K'ya hoş geldiniz. Akış bir kişisel gelişim kitabı değil. Mutluluk üzerine araştırmalar yapan Profesör Doktor Mihai Csikszentmihalyi'nin 25 yıllık çalışmalarının sonucu. Gelelim konuya. Ne zaman mutluyuzdur? Endişe ve kaygılardan uzaklaşıp iyi hissettiğimiz zaman. İyi hissetmenin bilinen iki yolu var. Sosyal ödüllere ulaşmak veya biyolojik ödüller almak. İşte bu kitap bunların dışında üçüncü bir yol olduğunu söylüyor. Önce bilinen iki yolu hatırlayalım. Birincisi sosyal ödüller, endişelerden kurtulmak ve iyi hissetmek için sosyal çevrenin koyduğu hedefleri takip edebiliriz. Mesela zengin olmak, başarılı olmak. Bu sosyal ödüller için sosyal kontrollere riayet etmek durumundayım. Bunlara dış güçler diyelim. Diğer seçenek biyolojik istekleri takip etmektir. Bu sefer de iç güçlerin emrine girmiş olurum. Burada psikanalizin üçlü tanımını hatırlayalım. Bilinç üzerinde etkili olan üç yapı var. Benlik, ego, süperego. Benlik dürtülerin hizmetkarıdır. Süperego ise toplumun uşağıdır. Bu ikisinin arasında ego vardır. Özün gerçek ihtiyaçlarını savunmaya çalışır. Gerçek mutluluk içe ve dışa esir olmaktan kurtulunca ortaya çıkar diyor profesör. Evet, sosyal ödüllerin de sonu yok, biyolojik isteklerin de. Yani sonu gelmez bir döngü. Ama gerçek mutluluk hali arzulardan bağımsızdır. Bir şey arzulamaya gerek kalmaz. Vallahi ne diyelim sayın profesör? Hadi inşallah. Peki dış güçlerden ve iç güçlerden bağımsız bir mutluluğa nasıl ulaşılır? Araştırma sonuçları Aristo'ya katılıyor. Ruh erdemli etkinlikte bulunurken mutluluk duyar. Profesör buna optimum deneyim ismini vermiş. Optimum deneyim yaşıyorsak o sırada akıştayız demektir. Akış halindeyken bilinç üzerindeki sosyolojik ve biyolojik baskı kırılır. Etkinliğin içinde sürecin kendisinde anlam ve neşe buluruz. Buna ödülü kendisi olan aktivite diyelim. Meşgul olduğunuz şey araç olmaktan çıkmıştır. Yani başka bir şey için hazırlık veya yatırım değildir. Ralph Waldo Emerson'un şu sözü üzerinde düşünelim. Sürekli olarak yaşamaya hazırlanıyoruz ama hiç yaşamıyoruz. Bu şu demek, şimdi yaşarken sonra mutlu olacağımı düşünürüm. Bu yüzden sonraya hazırlık olarak bir şeylerle meşgul olurum. Ama sonraya geldiğim zaman bu sefer de daha sonra mutlu olacağımı düşünüp yine bir hazırlık moduna girerim. Sonuçta bugün hep bir hazırlıkla geçer. İşin kötüsü bugün dışında bir günüm yok. Burada güzel bir fıkrayla konuya katkı yapayım. Adam psikoloğa gider, derdini anlatır. Yatağın üstünde yatarken yatağın altında biri varmış gibi geliyor. Bu histen kurtulmak için inip yatağın altına uzanıyorum. Bu sefer de üstte biri yatıyormuş gibi hissediyorum. Bu işten nasıl kurtulurum? Psikolog demiş. 6 ay boyunca haftada 2 seans terapiye gelmen lazım. İyi güzel de her seans 200 TL. Adam toplamış çarpmış, fatura çok yüksek çıkıyor, terapiye devam etmemiş. Bir sene sonra psikologla karşılaşmışlar. Psikolog merak etmiş. Nasıl oldu? Sorun devam ediyor mu? Adam yok demiş. Hallettim hem de hiç para vermeden. Nasıl peki? Kafası çalışan bir arkadaşıma gittim. Durumu anlattım. Yatağın ayaklarını kes dedi. Öylece çözdük o işi. Evet, yatağın altı, üstü gibi ikili bir durum hayatlarımızda da var. Olmadığım yere olmadık anlamlar yüklüyorum. Hep şimdiki zamandayım ama hep sonra mutlu olmayı planlıyorum. Yatağın ayaklarını bir şekilde kesmek lazım. Optimum deneyim şimdi ve burada yüksek konsantrasyonlu bir meşguliyettir. Akış sırasında tüm dikkat, bilincin tüm enerjisi eyleme odaklanmıştır. Enerji pürüzsüzce tek yöne akar. Eylemin dışında bir ben kalmaz. Öyle olduğu için zihin gezinmez. Boş gezinmediği için endişe ve kaygı üretemez. Akış sırasında bilinç öz farkındalığı kaybeder ve bu süper bir şeydir. Bebekler gibidir. Nasıl görünüyorum kaygısı yoktur, neler olacak endişesi de yoktur. Sadece haz aldığı bir etkinlik vardır. Evet, eylem sayesinde bilinç üzerindeki kontrolüm artar. Kontrol hissi de bilinci düzene sokar. Bir eylemi gerçekleştirip bilinci düzene sokmak. Aslında gün içindeki bazı rutinlerle bunu yapmaya çalışırız. Mesela bir kahve hazırlamak, çay koymak, sigara yakmak. Bu küçük etkinlikler aslında birer mikro akış sağlar ve bilincimizi düzenlemeye yardımcı olur. Peki bilinç nedir?
Bilinç özdür, egodur. İç dünyadaki ve dış dünyadaki isteklerimiz arasında önceliği belirleyen, kararları veren özümüzdür. Bu sayede hayatı refleks olarak değil, bilinçli şekilde yaşarız. İşte bilinç üzerindeki kontrolümü artırırsam, hayat kalitesini artırmış olurum. Peki bilinç üzerinde bana kontrol sağlayan nedir? Etkinliktir. Özellikle de haz veren etkinlik. Burada zevk ve haz ayrımını yapmak gerekiyor. Biyolojik ihtiyaçları karşılamak bizi denge durumuna getirdiği için zevk verir. Mesela açken yemek yemek zevklidir. Ama zevk bizi psikolojik olarak geliştirmez. Özümüze bir şey katmaz. Bizi geliştiren ve hayat oyununu bir üst seviyeye, next level'a taşıyan haz yaşadığımız etkinliktir. Böyle bir etkinlik özümüzü daha kompleks hale getirir. Özün gelişmesi ne demek? Bebekleri düşünelim. Dünyaya geldiklerinde özleri basittir. Başlangıç düzeyindedir. O kadar basittir ki bir şey tutup kavrayamaz, bir adım atamaz, bir kelime konuşamaz. Ama zamanla yeni yeni hareketler için uğraştıkça haz alarak gelişir. Dikkati, bilinç enerjisini yeni ve zorlayıcı hedeflere yöneltmek özü geliştirir. Öz kompleks hale geldikçe daha yeni şeyler yapma imkanına kavuşur. Evet, şimdi gelelim bir deneyimi nasıl haz verici hale getiririz. İşini severek yapmak denilen sanırım budur. Meşguliyetinden haz almak. Bunun için aktiviteyi yeniden yapılandırmak durumundayız. Burada 3 aşama var. Hedef, kural, geri bildirim. Meşguliyetin içindeki hedefler belirli olmalı. Kuralları biliyor olmalıyız. Oyunu kuralına göre oynayacağız. Kurallar yeteneklerimizi geliştirecek ve kurallar geri bildirim almamızı kolaylaştıracak. Etkinliğin haz vermesi için diğer kritik konu zorluk derecesi. Bizi geliştirecek kadar zor olmalı ama kapasitemizi aşıp yılgınlığa düşürmemeli. Kapasiteyle orantılı diyelim. Mesela iki takım arasında güç dengesi yoksa oynanan futbol kimseye haz vermez. Güçlü takım için sıkıcı, zayıf takım için sıkıntılı bir durumdur. Ama dişe diş bir rakiple oynanan maç haz verir. Optimum deneyimi en çok yaşayan meslekler sizce hangileridir? Araştırmalara bakılırsa cerrahlar ve sporcular. Cerrahlar ameliyat sırasında yaşadıkları akış nedeniyle mutlu mesleklerin başında gelir. Hedef net, kurallar belli, geri bildirim anında. Neşteri vurduğu anda sonucunu hemen görür. Spor etkinlikleri de aynı şekilde hedef malum, kurallar net, geri bildirim güçlü. Kaleye bir şut attığımda iyi bir iş çıkarıp çıkarmadığım birkaç saniye içinde belli olur. Zaten kişi yaptığı işten geri bildirim alamazsa yaptığı işe yabancılaşır. Anlam kaybolur. Ben bunu neden yapıyorum ki? Aşamasına gelir. Sporcular içinde de kaya tırmanışı yapan dağcıların durumu özel. Zirveye çıkmaya çalışırken akışın da zirvesine çıkıyorlar. Bir dağcı konsantrasyon durumunu şöyle anlatmış. Tüm hatırlayabildiğim son 30 saniyeydi ve tek düşünebildiğim önümdeki 5 dakikaydı. Burada benden bir tavsiye, vaktiniz varsa Free Solo isimli belgeseli izleyin. Dağcılar ve yaşadıkları akışla ilgili güzel bir fikir verecektir. Açıklamalara linkini bırakıyorum. Evet, bu bölümde akışa giriş yaptık. Nasip olursa sonraki bölümde devam edelim.